şunu söyleyeyim ben. Biz ilk başında da hep söyledim. Dedim ki biz iyi bir takım kurduk. Bu takım hakikaten şanssızlıklar yaşadı. Son dakikalarda goller yedik. Yani bütün oynadığımız maçlarda çok üstün bir performans sergilediler. Korakor maç oynadılar. Yani her saatine, her dakikasına baktığınızda çok çok iyi önde olmamıza rağmen son dakikalarda yediğimiz şanssız gollerle bugünkü kaybettiğimiz o 7 tane puanın kıymetli 7 puanı ara ara geldik. Fakat bunun sebepleri var tabii ki. Şimdi 5 yıldır ki ben bu Kars'ta kulüp başkanı yapmaya çalışıyorum. Az önce gördüğünüz hem seyirciyi hem sporcuları bu şehrin buna ihtiyacı var dedik, onu yaşatmaya çalışıyoruz. Ama tek başına bir adamla olmuyor. Arkadaşlar bugünkü Türkiye'nin ekonomi şartlarına baktığınız zaman benim artık bu yıl yapabilecek fazla bir şeyim olmadığımı Sayın Valiye'ye de gittiğimizde toplantıda anlattım ben. Dedim ki Sayın Valim bizim bütçe olarak harcayabileceğimiz bütçe bu. Eğer ki sizler de katkı sağlamayacaksınız, eğer biz kulübü kurmayalım veyahut da ki ben Sayın Valimize kulübün ismini değiştirerek il özel idare bünyesine alın, bizler de birer sizlerin ferdiniz olarak bizden faydalanmak isterseniz hazır bir kulübümüz var, iyi bir takım yapmışız, bununla devam etsin. Sayın Valimizin o zaman bize söylediği şuydu, arkadaşlar şeye gerek yok, isim değiştirmeye gerek yok ama biz sizin arkanızda olacağız. Fakat arkadaşlar bir kulübün, başarılı bir kulübün şampiyon olabilmesi için en az 2 milyonluk bir bütçeyle takım kuruyorsunuz. Ama şu ana kadar Sayın Valimizden bize gelen katkı 15 lira bir para. Bu şehirde kömür sıkıntısı yaşanıyor. Bu şehirde kombaniye sıkıntısı yaşanıyor. Mazot sıkıntısı yaşıyoruz. Elektrik sıkıntısı yaşıyoruz. Ve bugün baktığınız zaman bu çocukların az önce seyrettiğiniz, az önce gördüğünüz o azimle kahramanca mücadele eden bu çocukların içeride şu ana kadar 8 maç başları var. Almadıkları bir sürü paraları var. Bunların da aileleri var. Bunların da geçindirmekle alakalı çoğu çocuğu var. Ona rağmen bu mücadeleyi veriyorlar. Ama bu şehir bizi yalnız bırakıyor. Artık yeter diyoruz. Ya Allah razı olsun. Sayın Valimizden de Allah razı olsun. Sayın Bakan Ahmet Aslan'dan hakikaten Allah razı olsun. Bize hem moral verdi hem de onun sağladığı 180-200'e yakın bir katkıyla biz bugün bu takımı bir ay idare edebildik. Ama artık arkadaşlar yürüyemiyoruz. İnanın ki ben bu haftaki maçın hem buradaki tesisteki giderlerini karşılamakla alakalı hem işte biriken borçlarını vermekle alakalı bazı arkadaşlarımdan borç alıp geldim. Arkadaşlar yapamıyoruz. Onun için ben buradan bu kulübün başkanı olarak artık yapamayacağımı, bu kulübün başındaki başkan olarak da devretmem gereken tek bir insan var. Sayın Valimize istifamı vererek pazartesi makamına göndereceğim. Çünkü biz mülki amir olarak bu şehirde bu kulübü teslim edebileceğimiz devletin erkanı, mülki amir olarak da Sayın Validir. Sayın Valimize teslim ederek bu kulübü devam etmelerini isteyeceğiz. Çünkü biz yapamıyoruz. Bu insanları boş boşuna ümitlendirmek, hayal kurdurmak da artık hakikaten mahcup oluyorum. Ben bir iş adamıyım. Ben hayatımda bu kadara, bu kulübe ve bu sporculara karşı bu ülke kadar mahcubiyet yaşamadım. Onun için hakikaten ne iş adamı, ne şehirdeki insanlarımız, ne işte baktığınız zaman bu şehirden ihale alanlarından tutun. Yani kime anlatayım ki? Hiç kimse sahip çıkmıyor. Sahip çıkmadığından dolayı da bu hallerdeyiz. Normalde bu takım belki de birkaç puanla önde olacaktı. Ama ne yazık ki ona rağmen yine biz bu takımın mücadelesini görüyorsunuz. İçeride bu kadar alacaklarını olmalarına rağmen mücadelesini görüyorsunuz. Ben Sayın Valime şunu diyorum ki bu takıma sahip çıkın. Bu takım üçüncülüğe kadar çıkar. Yeter ki arkasında durun. Biz bir neferiniz olarak yanınızda olacağız. Ama kulüp başkanı olarak artık bu işi yapamayacağız. Onun için Sayın Valimize buradan bütün Kars'ta hemşerilerime 5 yıldır emeğim hakkım geçmiştir. Hakkımı emeğimi helal ediyorum. Bir gönül kırıklığım yoktur. Fakat bu takıma sahip çıkarlarsa emeklerimizin boşu olmayacağını ve bu şehrin de artık üçüncülüğe çıkarak bu bal ligindeki bu sıkıntılardan kurtulacağına inanıyorum. Yeter ki sahip çıksınlar. Herkese haklarımı helal ediyorum. Onların da bize hakkı geçmişse onlar da haklarını helal etsinler. Gönlüm kırıklığım yok ama yapabilecek fazla da bir şeyim yok. Allah'a emanet ediyorum herkese.